Ecel gelince ileri yapmaz, geri yapmaz. Tamam. Şu izahatı okuyayım burada yaptım. Şu bilinsin ki ömür uzatılsa da eksiltilse de bunların hepsi daha önce levh-i mahfuzda kaydedilmiş midir? Yani işte, ilmi ezeli de bilinmiş midir? Bilinmiştir. Allah Teala kimin ilmi ezeli de bu duayı okuyacağını bildiyse, yani kim okuyacaksa o gün Allah onu ezelden bilir mi okuyacağını, okumayacağını? Bilir. O kişiye uzun ömür yazmış. Bunu yapmayacağını bildiği kimse hakkında da kısa ömür takdir etmiştir. Peki biz hakkımızda ne yazıldığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Onun için biz uzun ömür için bunu okuyabiliriz. Ama benim için uzun ömürden ziyade bu duanın esas hasası nedir? Belasızlıktır. Sürünmemektir. Rezil olmamaktır. Ve musibet gelmemesidir yani. Musibet gelmemesidir. Onun için Allah ne yazdıysa o olur deyip de doktora gitmeyi terk ediyor muyuz? İlaç içmeyi bırakıyor muyuz? Hiçbir hoca fetva veriyor mu ki Allah ne yazdıysa o olur, bu ilacı içme diyor mu? Caiz mi bu? İntihar olmaz mı bu? Allah ne yazdıysa olur, at o zaman köprüden. Böyle bir şey yok ki. O zaman biz bol rızıkla yaşamak istiyorsak, düşmanlara galip gelmek istiyorsak, hayırlı uzun ömürle yaşamak istiyorsak, bize tavsiye edilen zikirlere devam ederiz. Helal boyunda Allah, Rabbim hayırlı kazalar, kaderler takdir eylesin. Amin. Bu duayı Allah rızası için okuyun, çoluk çocuğunuzu da niyetinize katın, sevdiklerinize katın, onları da bu korumaya alırsınız inşallah. Rabbim himayesiyle mahmi eylesin. Amin.